Merhaba sevgili izleyiciler, FRT ekranlarına hoş geldiniz. Gündemin öne çıkan başlıklarını her zaman olduğu gibi sizlere aktaracağız. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi ormanlık alanda güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen PKK terör örgütü mensubu 5 teröristin cesetleri Muğla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komando Bölüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmıştı. Sıcak temasta PKK mensubu 5 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmişti. Muğla Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından 5 teröristin cesetleri Muğla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Güvenlik kuvvetlerinin kaçan iki kişinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda kaçan 2 teröristin yakalanması için havadan da çalışma başlatıldı. Muğla'nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde bir gün arayla etkisiz hale getirilen 12 PKK'lı teröristin farklı zaman dilimlerinde Türkiye'ye sızarak buluşmayı planladıkları da ortaya çıktı. Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin öldürülmesinin ardından kaçan 2 teröristi arama çalışmaları devam ediyor. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bir insansız hava aracı ve bir sahil güvenlik helikopterinin desteğiyle bölgede operasyon sürüyor. Diğer yandan çatışmada yaralanan ve askeri helikopterle kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Binbaşı YO, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan öldürülen teröristlerin yapılan üst aramasında bir Kalaşnikov tüfek ve bu tüfeğe ait 5 şarjör, 2 adet M16 silah ve bu silahlara ait 10 şarjör, 3 tabanca ve bunlara ait 3 şarjör, 21 el bombası, 5 kilogram plastik patlayıcı, 3 elektrikli kapsül, 2 elektrikli bomba düzeneği, 4 kutu 5.56 milimetrelik mermi, 1 termal dürbün, 1 top infilaklı fitil, 1 kutu içerisinde patlayıcı, 1 elektronik LED lambalı devre, 1 akü, 1 tablet, 1 cep telefonu ve 1 taşınabilir şarj cihazıyla yüklü miktarda para ele geçirildi. Muğla'da 2 farklı günde etkisiz hale getirilen 12 PKK'lı teröristin farklı zamanlarda denizden Türkiye'ye sızdıkları tespit edildi. Seydikemer'le 100 kilometre uzağında bulunan Köyceğiz'de etkisiz hale getirilen iki ayrı terörist grubunun ormanlık alanda ilerleyerek birlikte hareket etmeyi planladıkları ortaya çıktı. Kaçan iki PKK'lı teröristin yakalanması için operasyonların devam ettiği ve güvenlik güçlerinin çemberi daraltarak çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, görevinin başında olduğunu, istifa etmediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ve ilçe başkanlarının tasarrufunda kendilerinin fikir beyan edip heyetle birlikte karar vereceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Bölge Koordinatörü Ömer Ünal'ın önderliğinde Fethiye'de yapılan temayül değerlendirmesinde üyelerin çoğunluğunun ilçe başkanlığını devam etmesini istediği AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, bazı çevrelerin istifa ettiği şeklindeki algıların yanlış olduğunu ve görevinin başında olduğunu kaydetti. Genel merkezde görüşmemde bizim istifa etmemize gerek olmadığını ve görevimize devam ediyoruz, görevimize devam etmemiz gerektiğini söylediler. Bu manada ben ilçe başkanı olarak teşkilat mensubu arkadaşlarımla beraber geçen hafta, geçen gün neyse bugün de yarın da aynı şekilde görevime devam ediyorum. Tabii ki kongre süreçlerinde 2014 yılında veya daha evvelinde olduğu gibi 2005'te de ben ilçe başkan atanarak daha sonra seçilerek ilçe başkanlığı yaptım. 2014'ten bu yana da tekrar 4 yıldır yaklaşık görevdeyim. Bu süre içerisinde kongre sürecine girdiğimiz zaman mutlaka tabii ki görev almak isteyen arkadaşlar çıkabilir. Farklı değerlendirmelerde bulunan arkadaşlarımız çıkabilir. Biz bunu tabii
dozu kaçmadan yapıcı eleştiri olarak kabul ederiz. Onun dışındakileri de zaten kınıyorum. Bazı şeyler değerlendirilirken hakkaniyet çerçevesinde değerlendirilmelidir. Kısacası ben istifa etmedim. Böyle bir taleple de genel merkeze kadar gittim. Böyle bir istifam da gerçekleşmedi. Bunun bilinmesini isterim. Kamuyla paylaşmak istediğim için sizlerle bir araya geldik. Teşekkür ediyorum. Sarıhan Bölge Koordinatörü Ömer Ünal'ın geçtiğimiz hafta Cuma günü Fethiye'ye geldiğini ve burada değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. Bölge Koordinatörümüz Ömer Ünal Bey geldi Fethiye'mize ve burada tabii değerlendirmelerde bulundular. Teşkilat mensuplarımızın mahalle başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe olmak üzere yaklaşık 130-150 civarında ve görüşmek isteyen diğer partililerle veya sivil toplum örgütleriyle partimizde burada bir görüşme yaptılar. Bu görüşmenin doğrultusunda tabii bir kanaat oluşacak. Fethiye'deki çalışmaların değerlendirilmesi neticelendirilecek idi. Biz Fethiye İlçe Teşkilatı olarak 4 yıldır yaklaşık bu görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Zaman zaman da kamuoyuyla paylaştığımız gibi eğer önümüzdeki kongre sürecinde bu görevi daha iyi yapacak bir arkadaşımız varsa seve seve bu bayrak yarışıdır. Bayrağı devrederiz demiş idik. Sevgili izleyiciler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde spor yaparken suya düşen 24 yaşındaki kadın turist boynundan yaralandı. Yaralı turist hastanede tedavi altına alındı. Olay belediye halk plajında bulunan bir su sporları istasyonunda meydana geldi. İlçeye tatil yapmak için gelen İsveçli turist, su sporları yapmak için belediye halk plajında faaliyet gösteren istasyona geldi. Uçan balık anlamına gelen fly fish botuna binen turist kadın, bot denizden havalandığı sırada dengesini kaybetti, tutunamayarak denize düştü. Düşmenin etkisiyle boynundan yaralanan genç kadının imdadına istasyon görevlileri koştu. Tekneye alınan turist, kıyıya çıkarılarak ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İsveçli turistin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sahil güvenlik ve polis ekipleri kaza hakkında soruşturma başlattı. İngiliz turizm firmasının iflas etmesinin yankıları devam ederken Fethiye ve çevresine bu firmayla gelen turistlerin mağdur edilmediği belirtildi. Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Metay, Türkiye değil kendi kendilerini batırdılar dedi. Bir İngiliz firmasının iflas etmesinin yankıları devam ederken Fethiye ve çevresine bu firmayla gelen turistlerin problemlerinin çözümlendiği, yeni gelecek olanlardaysa sorun bulunduğu ifade edildi. Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Metay, konuyu geniş çaplı değerlendirerek iflas eden firmanın sahibi demiş ki, "Bizi batıran Türkiye. Evet, Türkiye'de turizmin kötü gitmesinin sebeplerinden biri de bu. İngilizler için İspanya'ya ve Yunanistan'a gitmek çok daha ucuz. Kendi kendilerini batırdılar," dedi. Bölgemizde bayağı paket turu alıp da yani oteli ve uçağı içinde, transferi de içinde olup da bu firmadan biletle gelen çok sayıda müşteri vardı. Tabii ki bu büyük bir problem. Ancak uçak, sadece uçak bileti Monarch Airlines'tan sadece uçak bileti alarak gelenler de o problemi yavaş yavaş çözüyorlar. Herhalde sigorta firmasının desteğiyle beraber. Şu anda ben de mesela müşterilerin bir çoğunluğu benim otelimde Monarch Airlines'tan gelmiş olanların hepsi başka bir firmayla dönüş yaptı. Bu güzel bir şey tabii. Bunda bir sorun yaşanmadı. Ama yeni gelecek olanlar da tabii ki Ekim ayının son, Ekim ayı biliyorsunuz artık yavaş yavaş yaz turizminin bittiği bir zamana denk geliyor. Yeni gelecek olanlarda tabii ki sorun var. O biletlerin hepsi yandı. Başka bir biletle gelmek zorundalar. Başka bir uçakla, başka bir charter firmasıyla gelmek zorundalar. Ancak bu problemler geçen sene de low cost firmasında biz aynı sorunu yaşamıştık. Otelcilerimiz bununla ilgili avukatlar tutmuştu. Yine aynı sistemde zannediyorum Oteller Birliği'nin bir çalışması var. Tabii bunlar bir de İngiliz firması bu firma ve bizim bölgemizde tümüyle İngiliz pazarından etkilenen, İngiliz pazarından
istihdam ve para kazanan bir bölge. Şimdi Avrupa topluluğunu biliyoruz. Avrupa topluluğu son yıllarda özellikle İspanya ve Yunanistan'a inanılmaz bir destek veriyor. Ve bunlar hem uçak biletlerine yansıyor hem de turlara yansıyor. Ve İspanya turizmde artık gelmeyin diyecek boyutta bir turizm doluluğu yaşadı. Yunanistan bu sene inanılmaz bir doluluk yaşadı. Ve bu hep Avrupa topluluğunun kendi ekonomik politikasından kaynaklanan bir sistem olduğunu düşünüyorum. Bunlar hem İspanya'ya hem de Yunanistan'a maddi olarak çok büyük destek verdi Avrupa topluluğu. Ve tabii ki bunu geri almayı ne olacak? Turizmden para kazanmaları lazım ki borçlarını geri alabilsinler. Bu inanılmaz güzel bir döngü kendi içinde. Ancak şu anda Avrupa topluluğu böyle yaptığı sürece, özellikle bir İngiliz firması Avrupa topluluğunun içinde olan, şu anda Avrupa topluluğundan çıkmaya çalışıyor tabii ki İngiltere ama onun getirdiği ekonomik sorun olduğunu düşünüyorum. Uçak fiyatlarını çok ucuza verdiler. Demiş ki Monarch Airlines'ın sahibi bizi batıran Türkiye. Türkiye'de turizmin kötü gitmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bu Avrupa topluluğunun ekonomisi. Ekonomik çalışması, bu İspanya ve Yunanistan'a verdiği destek. Çünkü bizim uçak biletlerimiz çok pahalı. Ama İspanya'ya ve Yunanistan'a gitmek çok daha ucuz bir İngilizler için. Kendi kendilerini batırdılar diye düşünüyorum. Kendi ekonomik politikalarından dolayı battığını düşünüyorum. Umut ediyorum bir daha bir İngiliz firmasına, bir daha bir turizm acentasına, bir daha bir firmaya bunlar yaşanmasın. Zaten Türkiye olarak son 5-6 yıldır inanılmaz bir kriz yaşıyoruz. Kötü geçiriyoruz. Bu sene sağ olsun Türk turizmi biraz toparladı. Gittiğimiz fuarların karşılığını çok güzel aldık, özellikle Fethiye'de. Umut ediyorum önümüzdeki senelerde daha iyi olur. Mete Ay, Ekim ayının da sezon olarak bereketli geçmekte olduğunu söyledi. Özellikle Eylül ayı İngiliz pazarında çalış olarak baktığımızda birçok otelimiz doluydu. Tabii eski otellerimiz, yani İngilizlerle uzun süredir çalışan otellerimizde hep eski müşteriler, memnun kalan müşteriler geri geldi. Buradaki çok önemli bir nokta vardı, özellikle sokağa çıkan. Her zaman gelen müşteri, yani biz buna return müşteri diyoruz. Geldiğinde sokakta da memnun kalmalı ki bir dahaki sene tekrar buraya gelsin. Çünkü onlar çok hassas, çok dikkat ediyorlar her şeye. Ve iyi geçtiğini düşünüyorum. Eylül dolu geçti çalışta. Ekim'de yavaş yavaş düşüşler başladı. 2015'inden sonra artık rahatlamaya başlar. Havaları umut ediyorum yine böyle sıcak devam eder. Ki Ekim ayında da birçok otelimiz bu güzelliği, bu bereketi yaşar diye düşünüyorum. Arsa Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor. Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Arsa Mahallesi'nde süren asfalt çalışmalarını ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Seydi Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt kaplama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemek için sahaya inen Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Arsa Mahalle Muhtarı Ramazan Kahya ile birlikte kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme yapan Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, çalışmaları olabildiğince hızlı sürdürdüklerini ifade etti. Burada da 2008 yılından bu yana burada vatandaşların da asfalt bekliyormuş. Nasip kısmet bugüne kadarmış. Bugün de burada aşağı yukarı bir 4-5 kilometre asfaltı bu yolu tamamlıyoruz. İnşallah güle güle kullanırlar diyorum ben. Bu Arsa mahallemizde biz daha da çalışacağımız yollarımız var. Parke çalışmalarını da sürüyor. Biz arsaya ne gerekirse gereken hizmetleri belediye olarak vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Güle güle kullanmalarını diliyorum. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'e eşlik eden Arsa Mahalle Muhtarı Ramazan Kahya, yol yapım çalışmaları hakkında konuştu. Arsa Mahallesi'nin Şika mevkii burası. 2007 yılında altyapısı yapılmış olan yolumuzun bu sene asfalta kavuştu. Ben emeği geçen herkese, Sayın Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını bekliyoruz Sayın Başkanım'dan. Başkan Otgöz, asfalt parke incelemelerinin ardından mahalle sakinleri ve esnaflarla bir araya geldi.
Yaklaşık 3 ay önce Aydın Yeni Pazar, Seydi Kemer ve Fethiye'de çekimleri yapılan 45 dakikalık Yörük Ali Efe'nin belgesel tanıtım galası cumartesi günü Seydi Kemer ilçesinde yapılacak. Galaya belgeselde yer alan sanatçılarla yapımcılar da katılacak. Seydi Kemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, Seydi Kemer ve Fethiye halkını galaya davet etti. Zeybek dedin, ana, ata, ocak yüzü görmeden dağlarda uçurumlarda gezen, kendi bıçağın ekmeğini yiyen adamdır. Senin sözünü hak etmeyiz biz. Yarın bak, neler olacak ana. Aydın'da yaşadığı dönemde ezilenin, mağdur edilenin, güçsüzün yanında olan efsane isimlerden Yörük Ali Efe'nin hayatı belgesel haline getirildi. Yapımcılığını Özlem Balcı'nın yaptığı, Önder Şengül'ün yönettiği 70 kişilik bir ekiple 10 günde tamamlanan çekimlerde 45 dakikalık belgesel için şimdi gala yapılacak. Seydi Kemer Tufanlar Düğün Salonu'nda 7 Ekim Cumartesi günü saat 20'de yapılacak Yörük Ali belgeseli galasında oyuncu Çağrı Palan'ın da diğer oyuncularla birlikte katılacağı öğrenildi. Uluslararası Türk Dünyası Belgesel Filmleri Yarışması'nda özel kültür ödülü alan belgeselin galasında Türk Halk Müziği sanatçıları İsmail Uzunoğlu, Adem Kazan ve Ali Tunç türküler söyleyip oyuncu Çağrı Pala da Zeybek oyunu oynayacak. Seydi Kemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, Seydi Kemer ve Fethiye halkını cumartesi günü yapılacak Yörük Ali Efe'nin belgeselinin galasına davet etti. Şimdi bizler bundan takriben 2-3 ay önce tam sezonda burada Yörük Ali Efe'nin belgesel filmini çektik. Seydi Kemer Belediye'mizin katkılarıyla, BLC film yapımcısı Özlem Balcı'yla. Bu Yörük Ali Efe belgesel filmini hem yaşadığı yer ve müzesinin, mezarının olduğu yer Yeni Pazar'dan görüntüler alarak ve ondan sonra oradaki Yörük Ali Efe'nin bütün kitaplarını yazmış yazarlarımızla, çizerlerimizle röportaj yaparak ve aynı zamanda yine canlandırma olarak işte bizim yaylalarımızda Yörük Ali Efe'nin bir çeşme başına kızanlarıyla, efeleriyle, işte zeybekleriyle gelişini canlandırdık. Çadırlar kurduk, obalar, otağlar, köyler kurduk. Ondan sonra böyle bir güzel çalışma oldu. Ve bu çalışmanın neticesinde Yörük Ali Efe belgeseli ödül aldı. Ondan sonra şimdi de akşam saat 20'de bizim Seydi Kemer Zorlar Mahallesi Tufanlar Düğün Salonu'nda galası olacak. Bu galada aynı zamanda yine o belgeselde oynayan oyunculardan gelecekler var. Zeybek oynanacak. Folklor gösterisi olacak ve Adem Kazan, Ali Tunç, İsmail Uzunoğlu konseri olacak. Tüm halkımızı sizlerin aracılığıyla bu galamıza bekliyoruz. Bir savaş hazırlık ritüelidir. Başı bir yana düşüyor, gövdesi bir yana düşüyor bir askerin. Yiğit. Kahraman vatan evlatlarıdır Efe. Cüsse de boyda değil, posta değil, ciğerde, yürekte olduğunu gösterir. En yiğit Efe, sarı zeybek lakaplı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ey gidinin Efe'si, Efe'si, Efe'in Efe. Fethiye Belediyesi ev sahipliğinde Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu'nun destekleriyle Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Çalış Plajı'nda düzenlenen Türkiye Deniz Kızı Optimist Yelken Kupası turnuvası başladı. Turnuvaya 7 ilden 15 takım ve 75 kız sporcu katılıyor. Çalış Plajı'nda gerçekleşen sadece kızlar arasındaki Deniz Kızı Optimist Yelken yarışları 3 gün sürecek. İlk gün yarışmalarına 75 sporcudan 66'sı katıldı. İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Aydın ve Samsun'un yanı sıra değişik kulüplerden gelen kız optimistçiler pazar gününe kadar yarışacaklar. Evet.
Çalış plajında ilk gün yarışları çekişmeli ve heyecanlı geçti. 4-5. Fethiye Belediye Spor Kulübü Başkanı Hakan Tufan, turnuvanın ilkinin Fethiye'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Yelken Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan, Türkiye'de ilk defa yapılan Deniz Kızı Optimiz Yelken Yarışları Fethiye'mizde düzenleniyor. 3 gün sürecek olan Türkiye Şampiyonası'nda 71 kız sporcumuz, ayrıca hakemlerimiz de bayan hakemlerimiz olarak görev yapacaklar. Şampiyonanın özelliğinden dolayı. 3 gün sürecek olan şampiyonada belediyemiz, belediye spor kulübümüz, Türkiye Yelken Federasyonu, Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle devam edecek. Pazar günü saat 3'te de ödül töreniyle son bulacak. Ben tüm kulüplerimize katılan sporcularımıza, federasyon temsilcilerimize ve hakemlerimize kazasız belasız başarılı bir şampiyona diliyorum. Teşekkür ederim. Türkiye Yelken Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Üstüner ise bu turnuvayı geleneksel hale getirmek arzusundayız dedi. Deniz Kızı Optimist yarışımız bugün itibariyle başlamış oldu. İlk startımızı verdik. 66 sporcumuz start aldı. Keyifli, güzel bir yarış olacak. Güzel de rüzgarımız var. Güzel, keyifli 3 gün geçireceğimizi umuyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan ortak yürüttüğümüz Türkiye Yelken Federasyonu Sağlık Bakanlığı işbirliği içinde yürüyen meme kanseri üzerine bir sosyal sorumluluk projesine buna destek oluyor. Bir şekilde buna da bu konuya da dikkat çekmiş olduk. Geleneksel hale getirmeyi planlıyor musunuz? Evet, önümüzdeki yıllarda da bu yarışları tekrarlamak, Türkiye'nin çeşitli farklı bölgelerinde de bu yarışları tekrarlamak ve bu tip projelerle yer almak istiyoruz. Yarışma için gelen ailelerden biri de böylesine önemli bir konuda yapılan turnuvaya çocuklarımızın katılmış olması bizi memnun etti dedi. Ya bence başarılı bir çalışma. Keşke daha çok katılım olsaydı. Okul dönemi olduğu için tabii daha az kız geldi ama biz mutluyuz. İlk kez diye kaçırmak istemedik. Biz Kocaeli'nden geldik. Zorlu bir süreçti bizim için. O kadar yoldan okula bırakıp geldik ama hem bu projeye destek olmak hem kızların denize açılmasını, daha çok denizcinin, daha çok yelkenci kız çocuğunun olmasını istediğimiz için her şeyi göze alıp geldik. Umarım başka ailelerde hem bu sosyal sorumluluk projesine destek için hem de çocukları denize çıkarmak için vesile oluruz. Biz öncüler oluruz. Onlar da arkamızdan gelir diye düşünüyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Turnuvanın hakemleri de turnuva hakkında bilgi verip sporcuların nasıl başarılı olabileceğini anlattı. Fethiye'de bu yarışı yapıyoruz. Hem de aynı zamanda meme kanserine dikkat çekmek için sponsorlarımız arasında gördüğünüz gibi bir sürü sponsorlarımız var. Şimdi start hattımızdan çocuklarımız rüzgar üstüne doğru. İlk yarış için değil mi? İlk yarış için rüzgar üstüne doğru çıkıyor. Birinci nolu şamandıramız Orsa şamandırasıdır. Orsa şamandırası rüzgar üstüne atılır. Bir numarayı döndükten sonra iki numaraya apaz dediğimiz rüzgar hareketi halinde apaz olarak iki numaraya geliyorlar. İki numaradan sonra aşağıda ikinin hizasında aşağıda kapılı olarak üç numaralı şamandıralarımız var. Parkurumuzu üç numara kapılardan dönerek çocuklar tekrar Orsa yani rüzgar üstüne doğru hareketlen yol alarak en son finish teknemiz iki numaralı şamandıranın altında. Finish teknesinde kurulmuş olan finish hattından geçerek yarışı tamamlamış oluyor. Bugün rüzgarımız güzel, değişken değil şu anda. Tabii ki sürekli kontrol halindeyiz bunu. Eğer çok aykırı bir rüzgar değişikliği olduğu vakitte parkurumuzu rüzgarın yönüne göre oynatarak tekrardan yeni parkur kurup çocukları o rüzgar kuvvetinde start ettiriyoruz. Şimdi birinci yarışın startını verdik. 66 tane çocuğumuz şu anda deniz üstünde birbirinden yarışıyor. İnşallah hayırlısından güzel bir yarış olsun. 4-3-2-1
Fethiye genelinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramları devam ederken okullarda gelenek haline gelen ikramların bir yenisi de Gazi İlkokulu'nda yapıldı. Fethiye Gazi İlkokulu'nda Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramları yapıldı. Kazanlarla okul bahçesine getirilen aşure, öğrenci, öğretmen, okul çalışanı ve misafirlere ikram edildi. Okul bahçesinde yapılan aşure dağıtımı etkinliğinde birlik ve beraberlik duygusu ön planda tutuldu. Okul müdürü Bengü Büyükteke, Muharrem ayı nedeniyle okulumuzda aşure ikramında bulunduk diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. Bizler Gazi İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velileri olarak Muharrem ayı sebebiyle aşure dağıtımı dedik öğrencilerimize ve çevremizdeki misafirlerimize, velilerimize. Ben tüm velilerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepimize Muharrem ayınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tamam. Türkiye Enduro Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı Fethiye'de 7-8 Ekim tarihlerinde yapılacak. 100'e yakın sporcunun büyük heyecan katacağı Enduro yarışlarında nefesler tutulacak. Fethiye Orman Spor Kulübü ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilecek Türkiye Enduro Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı 7-8 Ekim tarihinde düzenlenecek. Fethiye, Esenköy mevkiindeki Akdeniz Offroad Park'ta 2 gün sürecek sezonun 5. ayak yarışı birbirinden heyecanlı mücadelelere ev sahipliği yapacak. Ekstrem, Cross ve Enduro test etabının yer aldığı Fethiye'de şampiyon adayları son yarış öncesi adeta puan savaşı yapacak. 5 ayrı kategoride farklı gruplarda koşulacak Enduro şampiyonasına Türkiye genelinden yaklaşık 100'e yakın yarışçının katılması bekleniyor. Yarışın teknik kontrolleri 7 Ekim Cumartesi günü Fethiye Kültür Merkezi'nde yapılacak, magazin turu da saat 13'te aynı yerde başlayacak. Yarışseverler 7 Ekim saat 14'te sıralama turlarının müthiş heyecanına ortak olurken 8 Ekim pazar günü ise ekstrem, cross ve enduro testleriyle gün boyu yarışçıların büyük çekişmesine şahit olacak. Değerli izleyiciler, Rusya ile yaşanan domates krizinin geride kalması beklenirken her iki ülke yetkilileri Rusya'ya domates ihracatının yeniden başlaması için heyetler arası çalışmalarını sürdürüyor. Rusya'dan Antalya ve Mersin'e geldiği öğrenilen Rus heyetlerinin önümüzdeki günlerde Fethiye'ye gelerek Fethiye domatesini de yerinde inceleyeceği öğrenildi. Rusya, 1 Kasım tarihinden itibaren Türkiye'den domates almaya başlayacağını açıklarken, incelemeler için Türkiye'ye gelen Rus heyetinin Fethiye'ye de gelmesinin beklendiği öğrenildi. Muğla İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü Fırat Erkal, inşallah önümüzdeki üretim sezonunda Rusya başta olmak üzere kuzey bölgesindeki ülkelere yaş sebze meyvenin ihracatına yönelik çok ciddi adımlar atılacak dedi. Son dönemde yaşanan bazı, geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı Rusya ile ticaret hacmimizde hakikaten bir daralma olmuştu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın olaya bizzat müdahil olmasıyla birlikte çok olumlu gelişmeler var. Hatta şu anda Rusya'dan bir heyet Türkiye'de incelemeler yapmak üzere Türkiye'de. Şu anda sanıyorum bugün de Mersin'deler. Önümüzdeki süreçte Antalya ve bizim bölgemizi de ziyaret etmelerini bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki üretim sezonunda yine Rusya başta olmak üzere kuzey bloku ülkelere yaş sebze meyvenin ihracatına yönelik çok ciddi atışımlar yapılacak, adımlar atılacak ve üreticimiz ürettiği ürünü değerinde para kazanacak, satmaya inşallah kavuşacak. Fırat Erkal, alternatif üretime de dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı. Tabiri caizse yumurtaların hepsini aynı sepete koymamak adına biz domates, ört altında domatesin dışında bitkisel anlamda da
ürün çeşitlendirmesi yapmak için hem ziraat odalarımızda hem diğer sivil toplum örgütlerimizde müşterek yürüttüğümüz projeler var. Bunların içerisinde demonstrasyon çalışmalarımız var. Yani yeni ürünlerin sahada başarılı olup olmayacağını araştırmaya yönelik hem yeni çeşit hem de yeni metotlarla ilgili denemelerimiz var. Bu anlamda yine başta ziraat odalarımız olmak üzere birçok sivil toplum örgütümüzde müşterek çalışmalar yapıyoruz. Bakanlığımız kaynaklarından ayrılan belli miktarda ödeneklerle bu tohumların, yeni çeşitlerin işte tohumu, fidesi, fidanının teminine yönelik de destekler sağlanıyor. Bizim başta Fethiye ve Seydi Kemer bölgemiz olmak üzere örtalt üretimine uygun olan yerlerde, yine söylediğiniz gibi Narenciye bölgelerinde bu ürünlere alternatif başka farklı birçok üründe denemelerimiz yapılıyor. Hayvancılık bölgesiyiz. Aynı zamanda hayvancılıkta da ciddi denemeler, yatırımlar, yeni gelişmeler vatandaşımıza gösterilmek için, sergilenmek için çalışmalar var. Yem bitkisi üretiminin çeşitlendirilmesi, ucuz maliyetle yem bitkisi üretimi, işte birim alandan daha çok verim almaya yönelik yeni çeşitler, hepsi gündemimizde. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel çalışmaları çiftçilerimizle, üreticilerimizle de ayrıca paylaşacağız. Şimdi reklamlar. Medikal Malzeme Çözüm Noktası Acil Medikal olarak önce insan ilkesiyle Fethiye halkına hizmette 16. yılımız. Sağlıkla, umutla daha nice yıllara. Bir başkadır Saklı Kent. Eşsiz güzellikler eşliğinde leziz yemekler yiyebilir, rafting yapıp ağaç evlerde konaklayabilir, kanyonun gizemli yolculuğuna çıkabilir, çamur banyosu ile rahatlayabilir, adrenalinde zirve yapmak için zipline ve bungee jumping deneyimini yaşayabilirsiniz. Tüm bu aktiviteler için Saklı Kent'e ulaşımda Saklı Kent minibüslerini tercih edebilirsiniz. Fethiye'den Saklı Kent'e sabah saat 6'dan gece 22'ye kadar her 15 dakikada bir servisimiz vardır. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Dalgaların sesini duymak için deniz kıyısında olmanıza gerek yok. Ada size dalgaların sesini getirir. Duymayan kalmasın, ada işitme cihazları. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. TRT ekranlarındaki birlikteliğimize spor gündemiyle devam ediyoruz. Fethiye Spor Teknik Direktörü Hüsnü Özkara, futbolculara sezon hazırlıkları esnasında taktik çalışma yaptırılmamış olduğunu söyledi. Özkara, oyuncularda nefes var ama kuvvet yok. Bu anlamda bu açığı en kısa sürede kapatacağız dedi. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta müsabakalarında Fethiye Spor, Nazilli Belediye Spor'u konuk edecek. Pazar günü saat 19'da oynanacak olan karşılaşmada Fethiye Spor'da sakatlıkları devam eden Berat, Cemil ve Emrullah'ın iyileştirilmesine çalışılıyor. Fethiye Spor Teknik Direktörü Hüsnü Özkara, oyuncuların lig hazırlıkları döneminde taktik ve kuvvet çalışması yaptırılmadığı için sakatlıklarla bolca mücadele ettiğini söyledi. Öncelikle ben geldiğimde çok yoğun bir maç trafiği vardı. 15 günde 4 maç, Kufa'da beraber 5 maç yaptık. Takımda fazla çalışma imkanımız olmadı. Teknik taktik, daha çok teknik çalışma zorunda kaldık. Taktikte biraz sıkıntılarımız vardı ve Maraş maçından sonra ifade ettiğim gibi oyuncularımız maalesef acele sakatlığı çok yaşadı.
Şimdi oynayacağımız Nazilli Belediye Spor maçında kupada burada 2-0 yenmiştik. Tek düşüncemiz var, bu maçı mutlaka almak. Bu sakat oyuncularımız her gün sayısı biraz daha artıyor. Dün de Cemil ile Berat'ın, Emrullah'ın zaten geçen hafta Maraş maçından sonra bir sakatlığı vardı. Maalesef onlar herhalde olmayacak. Cemil'e maç gününe kadar bakacağız. Berat büyük ihtimalle olmayacak. Arka derisinde bir sıkıntı var. Özellikle fazla çalışma imkanı bulamadığımız için sezon başı yapılan çalışmaların ne olduğunu sorarak öğrendik ve kuvvet yönünden takımda büyük bir eksiklik var. Nefesimiz var ama maalesef kuvvetimiz yok. Taktik anlamında da fazla çalışma yapılmadığını öğrendik. Bunu suçlamak anlamında asla söylemiyorum. Madem ki buraya geldik, burada bir sorun vardı. Bu sorunu çözmek bizim görevimiz. Biz de bu arayı en iyi şekilde değerlendik. Taktik olarak bu takımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Tabii bu bir süre çalıyor. Önümüzdeki galibiyette tanışmadık. 4 maç oldu. Bir Gümüşhane maçı gerçekten olağanüstü bir maç vardı. O yüksek tempo Nazilli Belediye Kupa maçının ikinci yarısına devam etti. Tabiri caizse yani cepten yaktık biz bunları. Depolar boşaldı ve diğer iki maçta çok arzu ettiğimiz futbolu maalesef fizik gücümüzün eksikliğinden dolayı oynayamadık. Ama yediğimiz goller basit gollerdi. Duran toplardan goller yemiştik. Özkara, Nazilli Belediyespor maçından galip gelerek üst sıralara tırmanışa geçeceklerini ifade etti. Ama ne olursa olsun artık Nazilli Belediyespor maçını mutlaka almamız lazım. Seyircimizden destek bekliyoruz. Biz onlar için burada varız. Onları mutlu etmek için buradayız. 3 gün arayla oynanan maçlarda takımın kondisyonu asla düşmez. Var olanı devam ettirmemiz lazım ama biz biraz önce ifade ettiğim gibi cepten yaptık diye temelimizde eksiklikler var. Dün bir salonu kiraladık kulüp sağ olsun, gittik orada kuvvet antrenmanı yaptık ki kuvvet yönünden takımda bir eksiklik var. Bunu gidererek takımı yeni şekilde maça çıkartmaya çalışacağız. İnşallah taraftarımızın desteğiyle 3 puan alır yolumuza devam ederiz. TRT ekranlarındaki birlikteliğimizi şimdilik noktalıyoruz. Günün öne çıkan sıcak gelişmelerini ilerleyen saatlerde tekrar TRT ekranlarında izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.